Merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Akyeni Köyü Yeşiltepe'deyiz. Bu evin fiyatı 5 milyon 750 bin Türk lirası. 700 metre arsası var. 2 tane salonu var. 5 odası var. 700 metre arsası var. Yeni sıfır. Deprem yönetmenliğine göre yapı denetimli. C30 beton. İşte en standartların nesi varsa o standartlarda yapılmış arkadaşlar. Aydın Didim Akyeni Köyü Yeşiltepe'de. Peki konum olarak İlk defa bizi takip edenler ya da buraları bilmeyenler nasıl bir konumda? En yakın denize, sahte cennet plajına. Akbük'e değerli arkadaşlar, Akbük'ün bir plajına 6 kilometredir. Didim'in merkezine 12-13 kilometre yakınlıktadır. Burada şu anda 2 tane market var. Bir tane de süpermarket yapılıyor bu 3 harfli marketlerden. İşte bir kafe var orada. Kafe derken belediye parklarındaki gibi var ya. Bir abi orada işte kahve yapıyor. Geniş bir alandır. Çok da keyif alacağınız bir yerdir. Bir de işte günübirlik yemek yapan yerler var. Değerli arkadaşlar, burada ev alırsanız aracınızın olması lazım. Çoluk çocuğunuz okula giderse araç lazım. Dolayısıyla bu bölgelerde en büyük arsalar burada var. Ufak arsa isterseniz Didim'de var. Ama sessizlik, sakinlik istiyorsanız ekinimi ektim, harmanımı savurdum derseniz bu birebir sizin için ideal bir yerdir. Didim Belediyesi'nin mahallesidir Akyeni Köy mahallesi sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla evimizi size özetlemeye çalışıyoruz. Bu evlerden peki daha var mı? Arkadaşlar bu evlerden var. İleride vardı 6 demiştiler. 5,5'tü bilmem ne satılan satıldı. Şu anda ileride 3 tane ev var. 6,5 oldu onlar. Yani vermiyor adamın. Allah birini bin etsin. Daha da güçlü varlıklı bir adam. İşte diğerleri işte 5,5'a olanlar satıldı. Bugün biz de bir tane oradan verdik. Efendime söyleyeyim, burada inşaatlar da yapıyoruz ama biz şu anda işte sizin bizim gibi adamlar gelip hal ahvalımızı görürler, derler ki ya bunlar iyi adam, bize tamam size yapalım, işte vergi mergimizi ödüyoruz. Öyle birkaç tane inşaat da yapıyoruz, birilerine anahtar teslimi der arkadaşlar. Başka da ne ekleyeyim, yani yerini söyledik, işte 5 odalı dedik. Peki biraz geri git Can Bey, Can Bavemi geri git. Değerli arkadaşlar bakın, bunlar Çin, bu adam durumu iyi, hali vakti çok. Ya bu ev bu halde bırakılmaz. Bu otları işte biçmiş desek adamın işi çok yani. Adam elemanlar da hepsi dolu. İşte bu deli dikenler çıkmış bir şey. Neyse bunlar sorun değil. Onlar temizlenir ki biz alırsak, siz alırsanız bunu makyajını yapıp bize öyle teslim edecek. Havuzumuz 40-50 metrekare. Şimdi burada bir otopark var. Dikenlerin, ben o dağların arkasını bilirim. Orada bir otopark var. Yani tam hakim olalım diye iki araç girebiliyor. Bir de üstte otopark var. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Benim kolum kötü, bir şey yok. Biraz incinmişti o yüzden. Arsamız böyle meyilli. Bu üstte yol var. Böyle meyilli geldiği için buraya havuz yapmışız. Üstte yol var. Oraya meyilli bir garaj yapmışız. Diğer tarafta bir daha bir garaj var. İki garaj var. Bir burada, bir de üst tarafta. Evin girişi yol diğer taraftadır. Yol diğer taraftadır. Buralarda belediye ne olsun yani? Gerçekten çalışıyor belediye. Yani şey yapmayın. Ben kimseyi böyle yapmıyorum. Ama ben bakayım, bizim de başkan valla bir pazar mazar hep durmadan muhabbetim de yok yani. Hep ben bakayım, bu adam çalışıyor. Demek başkan olmak da kolay bir şey değilmiş. O yüzden adam çalışıyor ama buraya yollar ne zaman asfaltlanır onu bilemeyiz. Kimisi der ki sen al 3 ay sonra, öyle bir şey yok ama yapılır ne zaman bilmem. Bunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar, ama elle tutulan yas düğündür. Şimdi burada herkes almış ama bana göre, bana sorarsanız bu tip yerlerde yollar çok da asfaltlanmamalı. Daha böyle patika olsun yani. Toprak şey değil, böyle sakız gibi yakışan toprak değil, taşlıdır. Zaten asfalt gibidir. Yani özellikle asfalt yapmanın bence çok da bir şeyi yok diyorum. Furkan da drone çekiyor, havuzumuz bu. Ve bahçeleri özetledik değil mi? Dikenler var, tırpan alır yaparız arkadaşlar. Bahçeyi Can özetliyor. Ve drone'a basacağım. Ya bize de esinti çıktı bak. Esinti çıktı, mikrofon sıkıntı, bak gelmedi mikrofonun bir tanesi bozuldu, buna geçtik, bunda da esinti çıktı. Değerli arkadaşlar, işte evimiz bu, 700 metrekare. Bu altta salon, mutfak, bir ebeveyn banyolu oda var. Üste bir daha bir salon var. Yani mutfağı yerleştirmemişler üste, orada demişler belki oda yaparlar. Üste bir daha, yani toplam 5 oda var. Ve buradan bir çıkıyoruz arkadaşlar, buradan çıkıyoruz. Bakın bu deli otlar. Bu duvarların içine de böyle lambalar, mambalar yapacak. Cüneyt Arkın'ın filmleri var ya, Kahpe Bizans diyordu ya. İşte o kalelerden atlayınca onu bana andırıyor.
sevgili Cüneyt abiye de Allah rahmet eylesin. Biz çocukluğumuz onun filmleriyle kahvelerde gizli gizli izlemekle geçti. Ve o zaman tabii Türk filmi saat 2'de çıkacak. İzlerdik, böyle bir şey yoktu. Şimdi tabii o adamların filmleriyle büyüdük. Allah rahmet eylesin. İşte garaj bir tanesi de burada. Bir tane garaj da burada. Arkadaşlar işte cepler, mepler yapmışlar. 5.750.000, 5.750.000, 5.750.000. Burayı da gösterdik, gösteriyoruz. Biraz esinti var da benim diğer Rode mikrofon mu, kulaklık mı, o ses çıkarmıyor. Bunu taktık, bunun da bir aparatı var. Yani rüzgar geldi mi hemen ses sıkıntı yapıyor. Benim de bu başım dertte bu mikrofonlarla. Bu taraftaki garajı da göster. Evet. O taraftaki garajı da göster. Git oraya göster. Leyli nazit nazile delalil mekir gazi. Tüji vekmind gazi loh. Neydi? Sonunu getiremedim. Çok güzel bir türkü. Değerli arkadaşlar, işte evin girişi de burada. Ve şimdi merhaba ev diyeceğiz. Merhaba ev. Merhaba ev. Merhaba. Gel can, evimizi kapatalım. Geç oraya. Şimdi eve merhaba dedik. Biz şu anda havuz seviyesinin bir kat üstündeyiz arkadaşlar. Birazdan oraya da ineceğiz. Ve şimdi inelim. Gel inelim. Sonra buraya gelelim bir daha. Sonra buraya gelelim. Sonra buraya gelelim. Çok uzatmayalım. Çok uzatma dünya sürgünümü. Ve havuzumuz orada. Halayda başını kim çeker? Bir kınalı kız çeker. Dedik halay başı. Salonumuz bu. Salon bu. Büyük bir salondur. Granitler kaçtır ya? 120'ye 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane 60 ebatında granit böyle yan yana domino taşları gibi yapılmış işte. Bir de 120'ye 1, 2, 3, 4 tane de 120. Evet, demek ki böyle 5 küsürdür, öyle de bilmem kaçtır. Ölçmüştüm daha önce. Salonumuz bu değerli arkadaşlar. Salondan işte çıktık. Havuzumuz önümüzde, yeşil alanları fevkale geniş. Fevkale de geniş. Evet, fevkale geniş, fevkale. Şimdi aha, burada da bir teras var. Can, burayı da gösterelim. Bakın. Bu gölgeye kaçmak isterseniz gölge. Çok çıkmana gerek yok. Burada gölge. Yani güneşten mi kaçıyorsunuz? Rüzgardan mı? Çamurdan mı? Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde hale çekelim. Burası salon. Ve döndük, mutfağa yüzümüzü çevirdik. Mutfağa yüzümüzü çevirdik. Burası da mutfak. Mutfak. Evet. Burada sırasıyla şişman buzdolabı. Şişman buzdolabı. Kapaklar. Bunlar aşmaya. Burada mikrodalga. Şişman buzdolabı. Mikrodalga. Burada da bir daha bir şeyler koymak için. Ocak. Bulaşık makinesi. Evye böyle dolandık. Dolana ay dolana. Ocak nerede? Ocak. Ha, ocak orası. Ocak da burası. Üstünde dablumbaz. Mutfak da burası arkadaşlar. Döndük şeye. Bu kapı, bu ev güzeldir. Bu kapı, şimdi burada bir oda var. Ebeveyn banyoludur. Odanın içinde banyo var. Burada da bir ayak yolu var. Bu ayak yolu salonun ortasında olur mu? Evet efendim, olur. Dilersen banyo yap ve bu kapıyı hiç kullanma. Yani bunun oluşu olmayışından iyi değil mi? Bunu leke yapmak için sırf yani bir şey muhalefet yapayım derken mantıklı bir şey. O yüzden kullanmıyorsan depo yaparsın. Ya da kilitlersin. Bunu da söyleyeyim. Çünkü eleştiri hemen o yönde gelecek. O yüzden ben de geç banyonun içine hemen söyleyeyim dedim. Hemen. Oda bir arkadaşlar. Yer seviyesindeyiz. Yer seviyesindeyiz. Evet. Sürgülü kapımız var. Panjurlarımız var. Burada dikey bir tane böyle cam var. Panjurları yine var. Ve bu da banyomuz. Bu da banyomuz. Bu banyo niye öyle kirliymiş? Neyse. Burada duş akabin, Hilton dolap, klozet. Kapılar, panel kapı ve şimdi bu ayak yolunu göstermiyoruz. Diyecek salonun ortasında olur mu? Hadi göster. Al depo. Buraya ne koyarsın? Çocukların oyuncağını koy ya da ne bileyim bir şey koy işte. Ya da bunu hemen kapat. İstersen kapattırırlar yani istemiyorsan. Banyo orada ama bunun oluşu olmayışından çok çok iyi. Ve merdivenimiz sağlıklı. Yorucu bir merdiven değil. Böyle kedi gözü cık cık ışıklar yapmışlar. Ve şimdi zemin üstü birinci kata yol aldık. Çelik kapının olduğu kata yol aldık. Kalktık, göç eyledik. Göç eyledik. Yeşiltepe ellerine. Şimdi geç oraya babam. Bu koridoru iyice özetleyelim. Bu ne acaba?
Oho, asa ile Musa ile elimdeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Bunda şey yaptık. Bakın Çelik Kapı'dan geldik geldik geldik. Can buraya anlatmıştık biraz hızlı geç. Tamam. Bir daha geri git. Geri git. Geri. Yani burada da bir şey var. Buraya da bir yüklük müklük koyabilirsiniz. Ve şimdi geldik ikinci salona. Salon 2. Bakın. Bu benim bir arkadaşımdır. Bir İngiliz'le ortak yapmış. İngiliz'le ortak yapmış. İkisi ortak yapı satıyorlar. Vereceğiniz fiyatlar, teklifleriniz ancak İngiliz'le mutabık kalırsa diyecek ki biz verelim. Adam da para kazanmak istiyor. Bak elin İngiliz'i gelip burada para kazanıyor. Bizimki diyor Avrupa'da böyle ev var mı? La varsa İngiliz niye burada yapıyor? Sen İngiliz kadar biliyor musun? Ne kadar dünyayı sömürüyorlar. Ve burası da salon. Şimdi bura ne? Burada mutfağın altyapısı var. Yani dilenirse mutfak olur ama bana göre hiçbir şey yapmayın. Burası böyle kalsın. Değil mi canım? Böylesi daha iyi. Böylesi daha iyi. Ne heyecan yaratmışız biz. Ya Rabbi. Ve bu önde de bir balkon var. Heh, bu balkonu da göster. Çok yorulma sen. Sen gençsin bize lazımsın. Biz gittik artık. Ve geri döndük. İki salon bir oda gösterdik. Değil mi Can Bey? Can iki salon bir oda. İki kere beş on. Döndük. Burada da bir ayak yolu var. Burada da bir ayak yolu var. Hani altta vardı ya. Dedim buraya bakıyor kapısı. Kullanmıyorum. Sen bunu kullan. Ayak yolu bir. Ve döndük. Burada da bir ebeveyn banyolu oda var. Bütün odaların böyle balkonları var. Bütün odaların balkonları var. Önünde de balkon var. Az önce göstermiş olduğumuz balkonun aynısı. Burada da var. Onu göstermeyeceğiz. Çünkü gösterdik. Onu da böyle varsayın. Taşları gördünüz. Granitleri. Ve şimdi bu banyoyu göster. Leyle nazetü nazile delal gazi. Tüji vek mındı hazi lo serhildanu azade. Ve şarkının sözleri de aklıma geldi. Bu da banyomuz arkadaşlar. Sevgili Can. Tamam. Bu da Hilton dolap. Güzel memleketin iyi insanları. Bir tane TRT'de bir sunucu bir abi var. Çok TRT 1'de ama. Yani o diğer haber sunucuları gibi değil. Sempatik iyi bir abi. Gerçekten iyi bir abi. Haber sunuyor. Acaba o ben baktım o da diyor güzel memleketin güzel insanları. Ya dedim acaba bu abi benden mi kopya çekti? Bu iyi bir adam zaten her şeyi biliyor adam. Radyo, televizyon, habercilik okumuş. Lan desem ayıp olur. O hiç söylemiyordu. Hatta dedim bir yerde YouTube'a denk geldi benim gibi keşfettiğimi bu şeyi güzel memleketin güzel insanları. O da öyle diyor. İnsana moral veriyor öyle şeyler. Ve arkadaşlar altta bir salon açık mutfak yanında bir oda gösterdik. Çıktık yukarıya bir salon. İşte sözde mutfak olursa yanında onu gösterdik bir oda gösterdik burada da üç oda var yani üç odada burada gel Can ne güzel güneş görüyor bu da üçüncü oda klimaların hepsinin altyapısı var evet bu da üçüncü oda şimdi Can gel burada bir şey tarif edeceğim heh, üçüncü odayı da göster bu balkonu göster sonra ben bu anterasit renkli kiremitlerin üstüne çıkacağım bir şey özetleyeceğim. Düşmeye düştükçe. Sevgili arkadaşlar bunun altı betondur o balkon gibi. Yani bu binanın dış görüntüsü de estetiklik yaratmış ama dilerseniz bunları atarız ya da atarlar ya da atarsınız. Buraya da bir teras olur orada da korkuluklar. Onu da öyle içimden geldi özetleyeyim dedim. Anterasit kiremitler ve indik. İndim gönül bağına kız ben garibem. Takıldım gül bağına seni de sevmişim. Oy oy oy. Heh. Ve geldik geldik oda dört. Dördüncü oda. Dört. Lan Can sen buraya niye öyle gönülsüz çektin? Biraz geri git. Lan böyle yaptı bak. Uykusu geldi. Güneş çarptı canı. Amcam kurban olsun. Ve dördüncü odayı da gösterdik. Şimdi Can sen böyle gel. Papaz abiyle zangoç iki yapalım. Sevgili ben papaz olup sen zangoç ol. Değerli arkadaşlar şimdi bura Hilton dolap. Burası da duşakabin. Evet ve ben çıkayım klozeti de göster. Duşakabin içine gir. Şimdi papaz zangoça diyor ki zangoç diyor. Sen kilisenin şaraplarını ne yaptın kutsal şaraplarını? O diyor sevgili papaz abi diyor gel yer değiştirelim. Sen benim yerime geç. Ben de senin yerine. Papaz da tamam diyor. O da geliyor onun yerine diyor. Papaz diyor sen
kilise için toplanan yardım bağışlarını ne yaptın diyor. Bu yüzden yer değiştirince herkesin bir bakış açısı var. Değerli arkadaşlar, papazla zangoç özeti o. Ve buraya dilerseniz bir jacuzzi kablosu var. Bakın buraya böyle bir jacuzzi. Tercihe göre bırakılmış. Jacuzzi için bir yer bırakılmış. Graniteli gördünüz. İşte yerler ahşap desenli. Geniş bir banyo. Her yerde çamaşır makinesi yeri var. O aşağıda var. Buraya da düşünülmüş. Bu banyoyu da gösterdik. Şimdi nereye göstereceğiz? Bu da 5. oda. Oda 5. Bütün odaların balkonu var. Bütün odalar balkonlu. Bir tane oda balkonsuz. Evet. Kaç dakikadır alo diyoruz? 15.5. Ev büyük olunca. Sevgili arkadaşlar, burayı da özetledik. Üzgünüm, sevgili toprağım, hemşerim. Koşgiri. Sana da selam. Zaten yarın bir daha bakacağız. Bütün güzel memleketin güzel istisnaları. Yurt dışında, yurt içinde. Ulusal sesleniş gibi oldu ama kusura bakmayın. Yani. Biz kimse yakmak yakmıyoruz. Ev budur. Alırsan. Ama içimizden geçiyor. Kurtlarımızı dökelim. Değerli arkadaşlar, size saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, iyi günler.